Estağfurullah, estağfurullah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Elfel selatin ve elfel selamun aleyke ya Resulallah, elfel selatin ve elfel selamun aleyke ya Habiballah, elfel selatin ve elfel selamun aleyke ya Seyyidina Ebel ve Lakir, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi fil verhaman tahir rahimim, rahmetki erhaman rahimim. Evet, haşir meselesi. Malumunuz haşir akidesi, İslam akidesinin altı temel unsurundan birisi. Ve İslam akidesine, itikadına, inanç esaslarından hiçbirisi birbirinden bağımsız düşünülemiyor. Müttehit birbiriyle mutlak anlamda birlikte ele alınıyor. Birisi birisiz olmuyor. Kur'an-ı Hakim en büyük haber derken Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği, yani tevhid akidesi değil de haşir akidesine dikkatimizi çekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den önce de bir inanç esası var. Her ne kadar insanlar buna şirk bulaştırsa, şirke kaysa, yani Cenab-ı Allah'ın varlığına iman etmelerine rağmen birliği noktasında şaşsa bile temel anlamda İslam'ın getirdiği tevhid inancıyla birlikte hemen akabinde ahiret inancı, ki münafıklarla ilgili hemen Bakara suresinde hatırlarız. Onlar diyor Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Yani dillerinde böyle bir ifade vardır. Fakat müminler için ne diyor? Müminler Allah ve ahirete yakin sahibidirler. Yani itikatlarında aksine ihtimal vermeyecek derecede bir yakin sahibidirler diyor. O yüzden bu aynı zamanda bir hedef gösterme, yani müminin ahiret inancı konusunda bir yakin sahibi olması. Münafıklarla ilgili de ahiret inancının olmaması değil, o noktada bir zaaf yaşamaları belki nifaklarını netice veren mesele, belki temel noktayı teşkil ediyor. Yani münafık hesaba çekileceğine dair, yeniden dirilteceğine dair bir inanç boşluğu yaşıyor. Yani aslında dışına yansıyan o zikzak çizmeler, yani iç dış bütünlüğünü yakalayamamanın asıl sebebi bir anlamda ahiretin varlığına, yeniden diriltileceğine ve hesaba çekileceğine dair tam bir yakine, tam bir itikada sahip olmaması, o noktada bir anlamda ciddi bir şüphe taşıması. Hatta inançsızlık taşıması. Bu münafıklarla alakalı, müşriklerle alakalı da baktığımız zaman Allah Resulüne, malum Yasin suresinin sonunda da gelip müşriklerin, hatta Kabe'nin yanında mezardan veya hayvan kemiklerinden birisini alıp elinde üfleyip, hatta Efendimizin yüzüne üfleme gibi bir talihsizlikte bulunmalarından da anlıyoruz ki Guluhi yerlezi enşa evvel emerre ve huve bikülle halgin alim. Bu cevap ne? Müşriklere, yani ahiretin, yeniden dirilişin olmayacağı konusunda müşriklerin kesin kat'i bir kanaati olduğunu anlıyoruz. Münafıklar için böyle, müşrikler için böyle, diğer din salikleri için büyük haber olması, diğer din saliklerine de baktığımız zaman aslında kısmen ahiret inancına dair bazı ifadeler bulunsa bile Hristiyanlara baktığımız zaman cismen ahiret inancı olmadığını görüyoruz. Yani ruhen, ruhi olarak işte İsa'ya inanıyoruz. Onunla birlikte cennette meleklerle birlikte ilahiler söyleyeceğiz şeklinde son derece flu bir inanç olduğunu görüyoruz. Yahudiliğe baktığımız zaman, şu andaki Yahudiliğe baktığımız zaman neredeyse tamamen kaybolduğunu, ahiretin bir arzu mevut, yani vaat edilen topraklar düşüncesine indirgendiğini, fiziki olarak ahiret, hatta ruhani olarak da öte dünya inancının olmadığını görüyoruz. Diğer mistik ekollere baktığımız zaman da işte Nirvana inancı olsun, diğer inançlar olsun, bunlarda da en fazla bir ebedi bir devri daim, belki ruhen bir devamlılık, ruhun ölmemesi gibi inanç olsa da İslam'ın getirdiği, Kur'an'ın vaat ettiği, müjdelediği şekilde cismen bir ahiret inancının hiçbir surette olmadığını görüyoruz. Düşünce dünyasına bakalım, felsefe dünyasına bakalım, eski felsefelere bakalım. Mesela İbn Sina'nın malum
haşir akidesi akli bir mesele değil, nakli bir meseledir. Hani malum işaretinde bahsettiği, yani bu meseleye Allah Resulü madem söylemiş, iman ederiz demesi de aslında şunu gösteriyor. Kendisinden önceki pek çok filozof, ki İmam Gazali'nin de zaten filozoflara tehafütünde bahsettiği mesele, yani felsefenin ayağının kaydığı noktalardan birisindedir, cismen haşin olmaması. Genel olarak İslam filozofları bile nasıl inanmışlar? Cismen haşir yoktur, aslında ruhen haşir vardır. Yani bu cismen haşre dair meselelerde avam müminin, avam insanların motivasyonu için Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmiş gibi batıl bir tevilata kaymalarının sebebi de akla yatkın görmemeleri. Yani gerek ilahi dinlerin saliklerine, gerek batıl dinlerin, gerek mistik ekollerin, gerek felsefenin, gerek münafıkların, gerek müşriklerin itikatlarına baktığımız zaman aslında Kur'an'ın haber verdiği, büyük haber diye bahsettiği ahiretin kurulması, fiziki olarak cismen yeniden diriltilmeye dair şu anda dünyanın hiçbir tarafında böyle bir inancın, bizim anladığımız manada bir öte dünya ahiret inancının, yeniden yaratılış inancının olmadığını görüyoruz. Bu anlamda aslında İslam'ın getirdiği en büyük haber ne oluyor? En büyük haber haşir meselesi oluyor. Neden haşir meselesi, ahiret meselesi oluyor? Çünkü insanın en büyük ihtiyacı, en büyük talebi, hatta diğer talep ve ihtiyaçlar ve istekler ve arzular bu anlamda, bu arzunun yanına hiyerarşik anlamda ikinci, üçüncü sırada sayılabilecek arzular ve talepler değildir. En büyük arzusu nedir? İnsanın yok olmama, vücutta, hayatta devam etme, varlığının devam etme arzusudur. En büyük endişesi ve en büyük kaygısı da varlığını, hayatını kaybetme düşüncesidir. Bu o kadar dayanılmaz bir düşüncesidir ki bununla yüzleşmemek için insan devamlı değişik küçük kaygılar zihnen üretir ve bununla kendisini o büyük bir anlamda problemle yüzleşmemek için devamlı farklı şeyler üretir. İnsan zihni bunları devamlı üretir. Çünkü insan ölümü zahiren neyle özdeşleştirir? Yoklukla özdeşleştirir. İnsan bu dünyaya geliyor, tarih boyunca bütün ukulü, bütün akılları meşgul eden üç mühim, müşkil sual var. Nedir bunlar? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Neciyim? Şimdi bu üç suale cevap vermediği zaman insanın rahat etmesi mümkün değil. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Neciyim? Şimdi bu dünyaya geliyoruz. Ölümlü olmasak devamlı saadet yaşasak, devamlı gece gündüz deveran olmasa, yaşlık, ihtiyarlık olmaması, açlık, tokluk olmaması, hastalık, iyileşme gibi bir devre daim olmasa, insan sabit bir varlık olarak bu şeylerle karşılaşmasa, cennetteki gibi hayat yaşasa, kimin yarattığını, kimin var ettiğini bile sorgulamayacak. Bu dünyaya geldik gayet de güzel. Fakat dünyaya gelmesiyle birlikte devamlı ölümle yüzleşiyor. Ölümle, yani yokluk endişesiyle karşılaşıyor. Buna cevap vermek zorunda. Yani çünkü vücudu seviyor, hayata müştak, vücuda aşık olan insan ruhu, ben ne olacağım? Yokluğa mı gidiyorum? Bu ölenler nereye gidiyor? Toprak oluyor. Bu soruya cevap vermediği zaman huzuru bulması, huzuru tatması mümkün değil. Bu konuda da cevap veren kimseler yok. Nereden geliyoruz sorusuna cevap veren olmadığı gibi, nereye gidiyoruz sorusuna cevap veren olmuyor. İki boşluk arasında da anlamlı bir hayat, anlamlı bir varoluş mümkün değil. Yani neci sorusunun cevabını da bulmak mümkün değil. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz sorusunu cevaplamadığın zaman neci sorusunun, bu dünyada ne yapıyoruz sorusunun cevabını da bulmak mümkün değil. Bu cevabı ancak ve ancak vahiy, yani Kur'an-ı Kerim cevaplıyor. Bunun dışında başka bir cevap da mümkün değil. Ve insan sadece bu cevabı alması noktasında Peygamber Efendimiz'e, Risalete ve Kur'an'a olan meftuniyeti aslında başka bir şeye ihtiyaç vermeyecek derecede kesin ve kat'i. Bu noktada dedi ki başka inançlarda böyle bir
cevap yok. Bu cevaba da bizim şiddetle ihtiyacımız var. Bu cevabı almadığımız zaman, diyelim bir dinle muhatabız. Yani ahiret cevabını almadığımız zaman, bir dinle muhatabız. Şunları yap, bunları yapma diyor. Herhangi bir motivasyon olabilir mi? Yani bana diyor ki işte namazı kıl, zekatı ver, işte şunu yap, bunu yap, bunları yapma. Dinin motivasyonunun belki velileri ve alimleri bundan hariç tutabiliriz. Fakat temel meselesi aslında ahiretin vücududur. Yani inanç noktasında haşir akidesi olmazsa olmaz, insanın varoluş endişesini cevaplamak noktasında olmazsa olmaz bir meselesi. Aynı zamanda dini yaşaması, dinin farzlarını yapması, helal dairesinde kalması, haramlardan kaçınması noktasında da temel motivasyon kaynağı aslında hayatının, vücudunun devam edeceği ve hesaba çekileceği meselesinin netlik kazanmasıdır. Bu netlik kazanmadığı zaman, bu noktada bir yakın kazanılmadığı zaman insanda bu anlamda bir motivasyon olması da mümkün değil. Bunu sağlayan da, bunun cevabını veren de, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, ne diye sualinin cevabını veren de ancak Kur'an'a hakim olur. Fakat zamana geldiğimiz zaman, Üstad Hazretleri'nin söylediği gibi, taklidi imanın, yani taklitle insanların diğer insanlardan duymasıyla olan taklidi imanın kaleleri sarsıldığı için, hatta yıkıldığı için, insanlar tahkiki olarak bu meselelere cevap aradığı için Risale-i Nur, Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur yazarken ilk olarak hangi Risale'yi yazmakla işe başlamış? İlk olarak 10. söz yazmış. Hani 1., 2., 3. söz diyoruz ama onlar daha sonra yazılmışlar. Aslında yeni sayıt olarak Üstad Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatından yeni sayıt olarak ilk telif ettiği eser hangisidir? Eski sayıt eserleri var. İşaretül Caz gibi, Muhakemat gibi, hatta Mesne-i Nuriye gibi eserler var. Fakat yeni sayıt olarak ilk yazdığı sözlerden ilk eser 10. sözdür. Yani Haşir Risalesidir. Ve son yazdığı eser de aslında büyük eser 9. Şua, yine Haşir Risalesi'nin mütemmimi olan diğer bir risaledir. Belki 29. sözdeki Haşir bahislerini de buna ekleyebiliriz. Bu 3 temel eser. Fakat onun dışında da her meseleyi Üstad Haşir meselesiyle irtibatlı olarak anlatıyor ki itikadi imani meselelerin birbirine mutlak anlamda irtibatlı olmasının gereği olarak. Haşir dediğimiz zaman kelime anlamı itibariyle malum toplanmak, cem olmak, insanların toplanması manasına geliyor. İnsanlar toplanacaklar. Nerede toplanacaklar? Haşir meydanında toplanacaklar. Toplanmaları için ne gerekiyor? Toplanmaları için, yani hesaba çekilmeleri için toplanmaları lazım. Toplanmaları için, hatta daha sondan başlayalım, ebedi bir yurt olan cennet veya cehenneme ithal olunmaları için hesaba çekilmeleri lazım. Hesaba çekilmeleri için toplanmaları lazım. Toplanmalar için ne olması lazım? Yeniden diriltilmeleri lazım. Yeniden diriltilmeleri için toptan ölmeleri lazım ve bu dünyanın kapanması lazım. Önce kıyamet olması lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim o yüzden kıyameti, insanı ölümü nasıl kat'i ve kesin, öyle de kıyameti özellikle kısa surelerle kat'i ve kesin olarak anlatıyor ve hemen ardından mesela Zilza suresinde olduğu gibi İza zulzületil ardı zilzaleha diyor. Yani o büyük sarsıntıdan, kıyametin o büyük sarsıntıdan haber veriyor. Zaten bir anlamda sesinde de manası saklı. İza zulzületil ardı zilzaleha derken böyle sallıyor insanı ve ondan sonra ne diyor? Ve ahracatul ardu eskaleha. İnsan orada bırakılacağını mı sandı bir anlamda toprakta? Ne zorla da olsa, İstese de istemese de o topraktan çıkılacak. Ve galel insanı mâlha, çıkarıldıktan sonra ne olacak? İnsan ne oluyor ki diyecek. Bir anlamda o büyük sarsıntının verdiği sersemlikle. Ve galel insanı yevme isim tuhaddüse ahbâraha, size haber verilen gün geldi. Müminlere müjde olarak, ebedi hayatı müjdeleme itibariyle kafirlere tehdit olarak haber verilen gün geldi. Evet. Ve ondan sonra yevme izin tuhaddu sehbara bi enne rabbeke evhaleha yevme izin yesturun nasu eştahen li yirav amalahum femen yâmen miskale zerretin hayran yara ve men yâmen miskale zerretin şerran yara. Yani artık o zerre kadar da olsa, bir atom ağırlığı kadar da olsa ne
hayır veya şer yapan mutlaka hesaba çekilecek. İşte bu hesap meselesini Kur'an-ı Kerim kısa surelerde pek çok yerde çok şiddetli bir şekilde, çok net bir şekilde beşerin kulağına haykırıyor diyelim. Ve insanı gaflet uykusundan uyandırıyor. Diyor ki yani senin bu dünyaya gelmenin bir sebebi var. Sen tesadüfi değilsin. Bu dünyaya gelirken bir maksatla geldin ve bir maksatla gidiyorsun. Küllü nefsin zâiqetül mevt. İşte bütün nefisler ölümü tadıcıdır. Başta baktığımız zaman böyle bir tehdit ayeti gibi görünüyor. Bütün nefisler ölecektir. Bütün herkes ölecektir. Her şey ölecektir. Fakat diğer taraftan aslında bu da bir müjde ayetidir. Niye? Eğer sen tadıyorsan, o ölüm anı tadıyorsan ne demek? Sen o anda varsın ve sen o anda devam ediyorsun. Sen ebede namzetsin. Eğer sen ölüm geldiği zaman ölümü tat, eğer ölüm geldiği zaman seni yok etseydi, nefsin yok olsaydı o anı zaten tadamazsın. Tadıyor olman, nefsen tadıyor olman neyi gösteriyor? Aslında senin ebediyete namzet olduğunu gösteriyor. Bütün nefisler ölecek. Korkmaya gerek yok. Ancak böyle bir meseleye korkulmaz. Ancak hazırlanılır. Ölümü acı kılan nedir? Bütün sevdiklerinden ayrılmaktır. Korkma. O sevdiklerin de oraya gidiyorlar, gitmişler veya gidecekler. Ondan korkmaya da gerek yok. Gibi ifadelerle ve zaikanın kullanılması, tatma ifadesinin kullanılması bir anlamda o acının dahi bir tat olduğunu, onun bile bir hikmeti olduğunu bize hatırlatmakla bizi gaflet uykusundan uyandırıyor. Pek çok ayet var, belki size sıralayamayacağımız kadar yüzlerce ayet var. Bize ölümü hatırlatıyor ama ölümün bir yokluk olmadığını, ebedi yurda bir kapı olduğunu hatırlatıyor. Risale-i Nur'da başta dedi ki 10. sözü Üstad Hazretleri yazmış. Hangi ayette başlıyor? Hatırlayalım. فَاَنْظُرُ اِلَى سَنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدِ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Malum Kur'an-ı Kerim'de tefekkür ayetlerinin tamamı nedir? Emir kipindedir. Burada da aslında bir tefekkür ayeti var. Haşre iman noktasında nazar et diyor. Neye? Sen rahmetillah, rahmet eserlerine nazar et. Keyfe yuhul arda bade meftiha, öldükten sonra Cenab-ı Allah ne keyfiyette onları diriltiyor? Nasıl? Hangi şekilde diriltiyor? Onlara nazar et, bak bakalım. O ölmüş ağaçlar, o ölmüş hayvanlar, o ölmüş böcekler, o ölmüş balıklar, o ölmüş kuşlar, bütün bitkiler, çiçekler, meyveler nasıl ölüyor ve baharda yeniden nasıl diriltiliyor, arz-ı endam ediyor. Bunlara bak, bunlara nazar et, bunları böyle sıradanlaştırma, gaflet perdesi altında sarıp gömme. Bunlara dikkatli nazar et bak, Cenab-ı Allah'ın rahmet eserine bak. Keyfe yuhul arda badem yeftiha, arzı öldürdükten sonra, ölümünden sonra onları nasıl diriltiyor? İnne zâlike le muhyil mevtâ, işte bu şekilde diriltecek ölüleri, bütün ölüleri diriltecek. Yani siz de öldükten sonra dirileceksiniz. Ve hu alâ küllü şeyin kadir, Cenab-ı Allah her şeye kadirdir diyor. Ve bize gördüğümüz meşhut bir intizamda şahit olduğumuz ve tekrar ve tekrar her asırda şahit olduğumuz ve binler türleriyle şahit olduğumuz bir hadiseyi nazarımıza veriyor. Kur'an-ı Kerim bunu nazara verirken Üstad Hazretleri de bunu sellevha yapmış ve Haşr Risalesini yazmış. Haşr Risalesinde 12 suret ve 12 hakikat ile bunun delillerini, bürhanlarını hem varlıktan Allah'a bakan yönüyle hem Esma-i İlahi'den varlığa bakan yönüyle oradan da haşre delil olması itibariyle hakikatlerde 12 suret ve 12 hakikat suretinde yazmış. Ve fakat bu ayette dikkatimizi çeken hususiyetlerden birisi de şu, Kur'an-ı Kerim haşir meselesini nazarımıza verirken genelde tabiatın devamlı tabiatın dirilmesine, bir anlamda nebati dirilişi nazarımıza veriyor. Bitkisel dirilişi nazarımıza veriyor. Çünkü nedir? Allah Resulü diyor ki dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Dünyanın ahiretin tarlası olması genelde şöyle tefsir edilmiş. Ne ekersen onu biçersin. Burada ne ekersen onu biçersin. Doğru mu? Doğru. Fakat eksik Üstad Hazretleri böyle tefsir etmiyor bu hadisi. Ne diyor? Biz ekiliyoruz diyor. Yani biz öldüğümüz zaman, vefat ettiğimiz zaman ne oluyor? Mesela bir kardeşimizi aldık, nefteneceğiz. Ne güzel bir şeyle yıkadık, guslettik, kefenine sardık. Nereye gömdük? Toprağa gömdük. Zaten topraktan gelmiş miydi? Turaptan gelmiş miydi? Tinden gelmiş miydi? Evet, topraktan ve dan gelmişti. Yerken, içerken topraktan yiyip içmişti.
Bütün artıkları da, ondan çıkanlar da toprağa gömülmüştü. En son kendisi de o topraktan geldi, tekrar cismi yapısı itibariyle toprağa gömüldü. Ve toprağa gömülmesi itibariyle, çoğu itibariyle peygamberler, belki şehitler müstesna, ne oldu? Çürüdü. Çürümesi itibariyle ne oldu? Aslında ekildi. Nereye ekildi? Ahiretin tarlası olan dünya toprağına ekildi. Yani hepimiz ekiliyoruz. Hazreti Adem nasıl, nereden çıkarılmıştı? Topraktan çıkarılmıştı. Cenab-ı Allah topraktan yaratmıştı. Turap diyor bir yerde, bir yerde tin diyor, bir yerde salsal diyor, bir yerde fahar diyor. Çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim ifade ediyor ki, Cenab-ı Allah iki elimle yarattığım diyor, kudret ve rahmet eliyle yarattığı Hazreti Adem'i topraktan çıkarmış. Bir anlamda zaten orada filizlenme ifadesinin kullanılması, Hazreti Adem adeta bitkisel bir doğum şeklinde, eşeyli üreme olamayacağı için bir anlamda topraktan vücuda gelmiş. Ve aslında biz haşirde neyi yaşayacağız? Hazreti Adem'in yaşadığı tecrübeyi yaşayacağız. Yani ilk insanın yaşadığı tecrübeyi, topraktan çıkma tecrübesini nerede yaşayacak? Haşirde, ahirette, bu dünya toprağından yübedülül arz, arz dönüşmüş olacak, ahirete dönüşmüş olacak. Arz bir şekilde tebdil olunacak ki bu alem tamamen yok edilecek, yeni bir alem yaratılacak değil. Bu alemin zerratı ahirete dönüşülecek. Yübedülül arz diyor ayet-i kerimede. Ve ondan sonra hepimiz Hazreti Adem'in yaşadığı tecrübeyi bir anlamda haşir meydanında yaşamış olacağız. Yani bir bitkisel doğum gibi, bir filizlenme gibi topraktan iman bir tuğba cennet çekirdeğini madem taşıyor, küfür bir zakkum cehennem tohumunu saklıyor madem, zerrat-ı asliyemiz ve esasiyemiz üzerinden, artık adz-ı zenepten mana neyse, üstadın deyimiyle asli zerrelerimiz ve esasi zerrelerimiz üzerinden, yani bir anlamda genetik yapımız üzerinden yeniden diriltileceğiz. İnsanların haşre iman etmemesinin, ahirete iman etmemesinin çok sebebinden bir tanesi akla yatkın olup olmaması, fakat diğer bir meselesi insanın ölmek istememesi. Aslında öleceğini kabul etmemesi. Bir insan mesela düşünelim, bir haber aldı, birisinin annesi ölmüş. Hemen diyor ki benim annem ölse ne yaparım? Demiyor ki ben ölse ne yaparım? İnsan ölümü kendisine yakıştıramıyor. Öldüğü zaman işte şu anda bir malum bir salgın var. Öldüğü zaman çünkü ölümü yokluk olarak düşündüğü için insan bununla yüzleşmek istemiyor. Fakat Bediüzzaman ne diyor? Ölümün yüzüne merdane bak diyor. Seni ilk yaratan sebepsiz olarak annen ve baban olmadığı gibi bu dünyaya karakterinle, vücudunla seni seçip gönderen Cenab-ı Allah olduğu gibi seni sahipsiz bırakacak değil. Ahiret toprağı olarak olan yeryüzüne ekildikten sonra inşallah Teala haşir meydanında hepimizi oradan annesinden babasından sülaleler şeklinde bir anlamda nesil ve nesil dizilmiş şekilde haşir meydanında toplayacak olan Cenab-ı Allah. Nasıl vefat ettiğimiz zaman Hazreti Azrail geliyor, ruhumuzu alıyor. O emin zat, o emin elçi, o emin melek geliyor. Ruhumuzun alışık olmadığı o ruhlar alemine gitmesi noktasında mihmandarlık yapıyor, kılavuzluk yapıyor. Hatta bizi bir anlamda ruhumuzu bedenimizden çıkarmakla ahiret alemine doğuruyor. Çekiyor, çıkarıyor. Nasıl bu dünyaya gelirken anne rahminden, anne karnından işte bir ebe geliyor, çıkarıyor. Hazreti Azrail de bir anlamda ne yapıyor? Bizi ruhlar alemine doğuruyor, çıkarıyor ruhumuzu. Fakat cesedimiz de zail olmasın diye, yani onu hıfzediyor, koruyor, kaybolmasın diye. Öyle de fizik vücudumuzu da ne yapıyoruz biz? Toprağa gömmekle kaybolmaktan siyanet etmiş olur. Çünkü toprağın 10. sözün esprilerinden birisi de odur. Toprağın bir hususiyeti nedir? Mesela suyun bir hususiyeti rahmet arşı olmasıdır. Toprağın hususiyeti nedir? Hıfz arşı, hafiziyet arşı olması, yani muhafaza etmesi. Gelen hiçbir şeyin kaybolmaması.
Bir anlamda bizim fizik bir yapımız var, bir hardware'imiz var, bizim vücudumuz. Bir de software'imiz var, yani ruhumuz. Çünkü enteresandır Bediüzzaman, ruh bahsinde bundan 100 sene, yaklaşık 100 sene önce yazdığı ruh bahsinde ne diyor? Ruh programı tabirini kullanıyor. O zaman program, yani bir software yok. Program kelimesi ancak işte günlük programını yapmak şeklinde, schedule yapmak şeklinde anlatılırken Üstad Hazretleri ruh kelimesiyle birlikte hangi kelimeyi kullanıyor? Ruh programı diyor. Yani aslında bu çok aydınlatıcı bir kelime. Yani insanın bir fizik yapısı var, bir hardware'i var, bir de software'i var. Konumuz ruh değil ama ruhumuzu bir anlamda Hazreti Azrail'e teslim ediyoruz, berzah alemine gönderiyoruz. Fakat hardware'imizde ne oluyor? O da recycle oluyor ve toprağa gömülüyor. O çürükten sonra ne kalıyor? Kalan şeyler bir anlamda genetik yapısı. Yani onun zerrat asliyesi ve esasiyesi kayboluyor. Fakat bir ağaç düşünelim. Bütün vücuduyla, yani bir anlamda onun gövdesiyle, dalıyla kaybolsa, meyveleriyle, yeşilliğiyle, rengiyle, kokusuyla, tadıyla tamamen çürüse gitse, fakat biz o meyvelerin içinden çekirdekleri alsak çok rahat diyebilir miyiz? Evet, bu çekirdeklerle biz bir ağaç değil, belki yüzler ağaç elde edebiliriz. O sağlam çekirdekler varsa niye? Onları gömüp yeniden diriltebiliriz. Bu gözümüz önünde gördüğümüz, çok sıradanlaşmış, çok rahat yaptığımız meseleyi insanla ilgili düşündüğümüz zaman nedense makul gelmiyor. Yani insanın öldükten sonra, vefat ettikten sonra genlerinin toprağa kaydedilmesi. İşte 10. sözün anlattığı meselelerden birisi de bu. Özellikle zeyillerde anlatırken Bediüzzaman ne diye anlatıyor? Öbür dünyanın yaratılışı anlatırken. Şimdi bir parça paylaşacağım sizinle. Bu Zeyl'in 3. parçasıdır. Eğer mümkünse şiir yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsunuz abi. Okey. Hemen bir şiir yapalım. Evet, Zeyd'in 3. parçası. 10. sözde Zeyd'in 3. parçası. Haşir münasebetiyle bir sual. Böyle biraz hızlıca konuyu çerçevesini çizebilmek için aslında belki her birisi bir sohbet konusu olabilecek. Çok noktalara böyle seksek oynayarak geldik. Ve Zeyd'in 3. parçası. Yani ahirette nasıl diriltileceğiz? Haşir meydanı kuruldu. Bu dünya gitti. Seyyaratıyla birlikte güneş gezegeni ve galaksimiz gidebileceği son noktaya. Haşir meydanı öncelikle nerede kurulacak? Bu 1. mektupta cevap verilen bir meseledir. Haşir meydanı dünyanın güneşin etrafında döndüğü o azim mesafede, yani yörüngesinde. Dünyanın güneşin etrafında döndüğü yörüngesini düşünün. Dünya ile güneş arasında kaç tane dünya sığar? Milyonlarca sığar. Bir de onu Kabe'nin etrafındaki tavaf meydanı gibi düşünün. Belki milyonlardan da fazla dünya büyüklüğünde bir mesafe olduğunu düşünün. Ve bunun o genişlikte bir mesafe. İşte haşir meydanı orada kurulacak. Haşir meydanı dünya neyin etrafında dönüyor? Haşir meydanın etrafında tavaf ediyor. Ve güneş sistemi güneşle birlikte haşrin kurulacağı, karar bulacağı yere doğru hareket ediyor. Ve dünya haşir meydanı kurulacağı zaman bahsedilecek, ayette ifade edildiği gibi dümdüz olacak. Hatta İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki o kadar düz olur ki bir yumurta koysan öbür ucunda görünür. Ve ot dünya ahiretin tarlası dedik, tarla. Başka bir hadiste diyor ki bir bulut gelir sika eder, yani sular orayı ve oradan nesillerde olduğu gibi, bir baharlı olduğu gibi bir anda çok hızlı bir surette ne olacak? Bütün o her insan, toprak dedik ki hafiziyet arşı, bütün genotipleri topluyor. Üstad Hazretleri Nuh'un gemisine benzetiyor. Hazreti Nuh nasıl bütün türlerin, bütün cinslerin, bütün nevlerin her birisinden ikişer çift almış bir anlamda yeniden çoğaltılması için. Böyle de haşir meydanına ne gidiyor? Dünya gidiyor. Bütün nevlerin, bütün türlerin genlerini toplamış gidiyor. Gen havuzu gibi gidiyor. Ve orası bir tarla olacak. Dünya ahiretin tarlası olacak. Ve
O sika edildikten sonra, sulandıktan sonra bir anlamda ne olacak? Cenab-ı Allah'ın emriyle toplanan insanın bütün zerreleri toplanacak, ibda edilecek, inşa edilecek ve ihya edilecek. Haşir münasebeti de bir sual. Kur'an'da mükerreren وَمَا عَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْ اِنْكَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً yani bir sayha ile bir anda olacak. Hem وَمَا عَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْ هِلْ بَسَرْ göz açıp kapayıncaya kadar hatta اَوْهُ وَاَقْرَبْ yani daha da kısa bir müddette olacak fermanları gösteriyor ki haşr-ı azam, o büyük haşir bir anda zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise bu hadsi derece harika ve emsalsiz olan meseleyi izanla kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister. El cevap, haşırda ruhların cesetlere gelmesi var. Hem cesetlerin ihyası yani yeniden hayat bulması var, hem cesetlerin inşası var. Üç meseledir. Birinci mesele ruhların cesetlere gelmesine misal ise, gayet muntazam bir ordunun efradı, fertleri istirahat için her tarafa dağılmışken, askere gidenler bilir, ilk bölük toplanacağı zaman her birisine kıyafet vereceksin, şey vereceksin, sonra bu efradı bir bölük haline getireceksin. Çok zor, zahmetli bir mesele. Fakat ondan sonra kumandan istirahat için sizi dağıttı, ondan sonra topladı, bir anda toplanır. Silahlarıyla, kepiyle, kıyafetiyle gayet intizamlı bir şekilde toplanır. Her tarafa dağılmışken yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Evet, İsrafil'in borusu olan suru, artık bu neyse, bu sur dediğimiz mesele, bütün alemi içine alan, bütün alemin zerratını, kuarklarını, belki hepsini birden içine alan bir anafor, nasıl olacaksa bilmiyoruz. İsrafil'in borusu olan suru, ordunun borazanından geri olmadığı gibi ebedler tarafında, bu da önemli, Üstad mesela ezel ifadesini, meselenin başlangıcını hep tekil kullanırken ebedi çoğul kullanır, ebedler. Yani varlığın başlangıcını bir kullanırken ondan uzanan ebed, sonsuzluğa giden yolları çoğul olarak kullanır. Bu da zamanın çokluğuna işaret ediyor. Ebedler, yani ezel canibinden gelen diyor mesela. Yani meselenin başlangıcını anlatırken, fakat geleceği anlatırken ebedler, yani tek bir zaman çizgisi yok. Çok zaman çizgileri var. Artık buradan siz paralel evrenler mi dersiniz, başka şeyler mi dersiniz? Ebedler tarafında ve zerreler aleminde iken ezel canibinden gelen Elestu bi Rabbukum hitabını, yani hitabını işten ve kalu bela ile cevap veren ervahlar, ruhlar elbette ordunun neferatından binler derece daha musahhar ve muntazam ve mutidirler. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir ordu-i subhani ve emirben neferleri olduğunu kat'i burhanlarla 30. söz ispat etmiş. İkinci mesele cesetlerin ihyasına misal ise, yeniden hayatlanmasına misal ise, dedik ki bütün insanların bütün genotipleri bir gen havuzu gibi dünyanın toprağında bir anlamda ekilmiş, toplanmış ve ondan sonra bunların bütün fiziki bedeni toplandı, dikildi, ibda edildi. Cesetlerin ihyasına misal ise çok büyük bir şehirde, şenlik bir gecede, bir tek merkezden, 100.000 elektrik lambaları adeta zamansız bir anda canlanmaları. Düşünün, Austin şehrindeyiz mesela. Işıklar gitti, ana trafodan kapandı. Sonra siz yüksekçe bir yerdesiniz. Merkezi elektrik sisteminden, ana trafodan şaltere dokunuldu ve açıldı. Böyle bir ışık seylabının bütün şehir üzerinden aktığını ve hepsinin canlandığını görürüz. Yani bütün zerreler toplanacak. Bütün vücutlar dikilecek, ondan sonra da ne olacak? Hepsine birden tek bir merkezden hayat verilecek. Bir tek merkezden 100.000 elektrik lambaları adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi, bütün küre yeryüzünde dahi bir tek merkezden 100.000.000 lambalara nur vermek mümkündür. Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı, bir mumdarı, Halık'ından aldığı terbiye ve inkizlerse bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmet ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşr-ı azam
tarifetül aynında bir gözü açık, göz açıp kapamak mesabesinde vücuda gelebilir. Meselenin ruh yönünü anlattı, sonra hayat yönünü anlattı, şimdi de cisim yönünü anlatacak. Çünkü dedik ki hani bir ruh programı var, bir bilgisayar olarak düşünürsek insanın bir fizik hardware'ı var, fiziki bir vücudu var, onun toplanması var değil mi? Siz bir bilgisayarı aldınız, topladınız değil mi? Hardware'ini topladınız. Sonra programı yükleyeceksiniz. Bir de hayat dediğimiz şey ne oluyor? Enerji. Artık pili olabilir, şarj edilmesi olabilir değil mi? Sonra da en son ne yapacaksınız? En sonunda kendi şahsi dosyalarınızı cloud'dan indireceksiniz. Değil mi? Şimdi etsadın defaten inşasına misal ise bahar mevsiminde birkaç gün zarfında nevi beşerin umumundan 1000 derece ziyade olan umum ağaçların bütün yaprakları evvelki baharın aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları geçmiş baharın mahsulatı gibi belki bir surat ve icatları. Burada fiziki bedenin toplanmasını anlattı. Birinci meselede ruhun gelmesi, diyelim software'in yüklenmesi. İkinci meselede neyi anlattı? Hayatın verilmesi, yani enerjinin verilmesi. Dördüncü mesele nedir? Dedi ki dosyanın indirilmesi. Bu ne? Hani ne deniyor? İkra kitabe, kitabını oku. Hani hesap günü ne olacak? Sağdan, önden önden gelirse kitap, eline verilirse kurtuldun. Soldan veya arkadan gelirse, yani beyninin sağ lobundan gelirse ne? Kurtuldun. Sol lobundan gelirse ne? Yandın bir anlamda. Çünkü sağ lob var, sol lob var. Ve dosyalar nerede? Öldüğün zaman ruhunu Hazreti Azrail'e verdin. Vücudunu toprağa verdin. Hayatın sonlandı. Enerjin gitti bir anlamda. Şarjın da bitti. Senin dosyan nereye gitti? Senin dosyan, kişisel dosyaların cloud'a gitti. Yani hafızan. Üstad diyor ki her insandaki hafıza levh-i mahfuzdan, ana bilgisayardan bir anlamda bir numunedir diyor. İşte önce vücudumuz dikilecek, sonra hayat verilecek, ruh verilecek, sonra hayat verilecek ruhla birlikte ve en sonunda da neye verilecek? Bizim dosyalarımız, hafızamız nereden gelecek? Bir anlamda ana bilgisayardan indirilmiş olacak. Onlar da indirilecek inşallah Teala. Ve öylelikle inşallah yeniden hayata mazhar olmuş olacağız. Evet, şehir yapmayı sonlandırabiliriz. Diyelim. Evet arkadaşlar, saat 7.40'a geldik. Son birkaç cümle etmek gerekirse. Ondan sonra hesaba çekileceğiz. Hesaba çekildikten sonra önümüzde bir terazi olacak. Amellerimiz ölçülecek. Yani hafızamız yüklenecek. Şu anda mesela yaptıklarımızdan dedik hepimiz hesaba çekileceğiz. Şu anda gözümüz bizim kameramız, Cenab-ı Hak tarafından verilmiş. Malum hafızamız var, bir çok küçük bir mercimek küçüklüğünde. İnsanın işte biliyorsunuz arka kafasının arkasında ufacık bir anlamda sim kartı var, hafıza kartı var. Her gördüğümüz şeyi bir anlamda, her dokunduğumuz, kokladığımız her şeyi kaydoluyor. Hiçbir şey, kaydolmayan hiçbir şey yok. Ve ondan sonra burada kayıt halinde olan kameramız ne olacak? Burada hard diskimiz. Orada play tuşuna başlayacak. Record olan şey, kaydolan şey. Neyse onu gösterecek. Bir anlamda aleyhimizde şehadette bulunacak. Üç boyutlu olarak, belki hologram olarak yaşadığımız her şeyi kendi gözümüz projektör olacak. Kayıt cihazı olan gözümüz projektör olacak. Ve orada gözümüz önünde yaşadıklarımızın hepsi sahnelenecek. Ve herkes, kimse de diyemeyecek ki işte bu kayıt, bu yoktu, şu yoktu diyemeyecek. Çünkü senin kendi hard diskinden çalıştırılacak, kendi kameranla gösterilecek ve o şekilde seyredilecek. Ve ondan sonra bu hesap yapıldıktan sonra, hesap görüldükten sonra وَمْتَعْزُلْ يَوْمَيَّ الْمُجْرُمُونَ Ey mücrimler, siz şu tarafa denilecek, cehenneme doğru. Orada büyük bir köprü kurulacak, o köprünün şeyini bilmiyoruz. Haşir meydanıyla cennet arasında.
sırat diyoruz. Sıratın altında ne kurulu olacak? Sıratın altında da cehennem kurulu olacak. Diyor ki Allah Resulü, birisi diyor sırattan yuvarlanır, cehenneme yuvarlanır da düşmesi 70 sene sürer diyor. Bir kısım insanlar sırattan, yani o köprüden, cennete doğru kurulan köprüden ışık hızında geçecek hadislerde deniyor. Bir kısmı rüzgar hızında, bir kısmı koşarak, atlı, bir kısmı koşarak, bir kısmı yürüyerek, bazıları da sürünerek geçecek, bazıları da çengellere takılacak ve düşecek. Evet, bu hadiseler böyle masal gibi değil. Ana rahmindeki bir çocuğa anlatılsa dünyaya dair meseleler nasıl böyle onun aklına yatmaması, onun olmayacağı ve dünyaya çıkmayacağı ve dünyanın hayal ürünü olduğu anlamına gelmiyor. Öyle de bir insanın ahirete dair bilgisinin az olması, inancının az olması onun ahirete çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Küfrün, inkarın en komik mugalatalarından, kandırmacalarından birisi şudur. Ben inanmıyorum. İnanmıyorum, o zaman ahiret benim için yok diyor. Aslında inanmaması nasıl bu dünyaya gelmesine engel değil, inanmaması ahirete çıkmasına da engel değil. Yani ahiretin ilk menzili, öte tarafın ilk menzili aslında kabirdir. Allah Resulü diyor, bir insanın için ahiret menzillerinin ilkidir. Orası hayırlıysa devamı da hayırlıdır. Bir anlamda ahiret, kabir dediğimiz, vefat ettiğimiz zaman gömüldüğümüz mezarımız nedir? Bizim ahiretimizin ana rahmidir. Nasıl ana rahminde insan dünyaya hazırlanır, anne karnındayken dünyaya hazırlanır, öyle de aslında kabre girmekle ahirete hazırlanmış olur. Nasıl anne rahmine düşmekle ahiret dünyaya çıkışı süreci başlamış oluyor, bir anlamda kabre girmekle de ahiret süreci başlanmış oluyor. Ve bu kaçınılmaz bir hakikat. Şöyle diyelim, muhataplarımızın içinde mesela şu anda genç insanlar vardır. 15 yaşında, 20 yaşında olan gençler vardır. Belki ölüm çok uzak görünebilir ama zaten bu tür hadiselerle ne kadar yakın olduğu anlaşılıyor. Şöyle söyleyelim, ortalama ömür 75 sene olarak hesap edersek, ki Allah Resulü ümmetimin ortalama ömrü 60 senedir diyor, 60'lardır diyor. Ama şu anda ortalama ömür insan ömrü 75 sene olarak hesap edecek olsak, 15 senelik bir ömür, ki hesaba çekilmeyeceğimiz kısmıdır, 15 senelik bir ömür 75 senenin aslında 5'te biridir. Yani günün 5'te biri, 5 namaz vakti gibi ise birisidir yani. Bir pasta düşünecek olursak, 60 yaş olarak düşünecek olursak, 15 yaş aslında o pastanın 4'te birini yediğin anlamına gelir. Çok daha fazla bir şey kalmamış oluyor. Ben 4 dilimden 3'ünü yemişim. 4. dilimi yemeye başlamışım. Cenab-ı Allah afiyetle yemeği nasip etsin. Ondan sonra bir dilim daha ev sahibi uzatır mı uzatmaz mı bilmiyoruz. O dilimi de bitirebilir miyiz, bitiremez miyiz onu da bilmiyoruz. Fakat sonuç olarak ölüm dediğimiz mesele bu dünya hayatındaki en kat'i, en kesin, en tartışmalısız meseledir. Bunun yaşlı, genç diye bir ayrımı yok. Sonuç olarak kabirlere gitsek 40 yaşından genç, 30 yaşından genç çok ölüler görürüz. O yüzden vefat ettiğimiz zaman akıllı insan olması kesin olan bir şeye ancak hazırlanır. Hazırlanmaktan başka çaremiz yok. Din dışında da, Allah Resulü dışında da, Kur'an dışında da buna cevap veren herhangi bir eser, bilgi kaynağı da söz konusu değil. Hiçbir eserde, hiçbir bilgi kaynağında da buna cevap bulmamız, bu konuda kendimizi hazır hissetmemiz mümkün değil diyelim ve sohbetimizi burada bir virgül koymuş olalım. Eğer sorular varsa sorulara cevap vererek yazılı veya sözlü devam edebiliriz. Evet, ben biraz dediğim gibi vaktimiz kısıtlı olduğu için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde konunun tamamının çerçevesini çizmeye çalıştım. Evet.
Abi birkaç tane soru var. Bir iki tane yazılı soru alalım. Chatten gönderilenlerden. Bir de söz isteyenler olursa bir iki kişiye de o şekilde söz vermeye çalışalım. Evet. Şöyle bir soru var. Zeyl'de önce ruhlar bedene geliyor. Fakat önce bedenin yaratılması gerekmez mi? Üstad Hazretleri bu sıralamayı tersten yapmış. Bunun hikmeti nedir? Diye bir kardeşimiz sormuş. Evet, çok güzel bir soru. Malum bu dünyaya gelişimizde de ne oluyor? Önce ruhlar yaratılıyor. Ondan sonra vücut şey yapmış oluyor diyelim. Şöyle söyleyelim. Mesela siz bir bilgisayar alacaksınız. Nedir? Fonksiyonunu bilirsiniz. O fonksiyona göre kullanım amacını bilirsiniz. Ona göre bir programınız vardır. O programa göre bir anlamda bir bilgisayar alırsınız. Yani o kullanış amacına göre. Yani aslında belirleyici olan nedir? Programdır. Yani ruh bedenden daha öncedir, daha belirleyici olandır. Yani mesela kuş kafesine konur, aslan kafesine konur. İşte insan ruhu insan bedenine özgüdür. Hatta her insan ruhu ancak kendi bedenine özgü, özel, bir anlamda customized, unique olarak yapılmıştır. Çünkü her insan bir nevdir, her insan bir türdür. Bu şekilde yapılmıştır. Yani aslında belirleyici olan ruh olmuş oluyor. Diğer bir nokta sizin asıl sorunuzun, yani o yüzden ruh her zaman önceliklidir. Ruha göre bir anlamda bedenin kalıbı inşa olmuş oluyor. Fakat neden hani ruh sonra gelecek? Şimdi bu ruh meselesini de çünkü ruhun iki yönü var. Bu kalbimizin tepelerindeki bir mesele tabii belki. Bir hayvani ruh, bir insani ruh dediğimiz bir yönü var. Ruhun bir yönüyle de aslında ruh doğrudan cesette irtibatlıdır. Ne demek istiyoruz? Şimdi mesela ruhu bir program olarak söyledik. Bir taraftan mesela bir telefon aldık. O program olmadan, o software olmadan o telefon veya o bilgisayar çalışmıyor. Yani o program olmadan o telefonun fonksiyonların da çalıştığını görmüyoruz. Yani o telefon için mutlaka veya o hardware için mutlaka bir software'e ihtiyacım var. Çok özellikleri olabilir. Hatta o driver'lar yüklenmeden çalıştığını görmüyoruz. Fakat diğer taraftan programın da özellikleri uygun bir hardware yoksa ortaya çıkmıyor. Mesela bazı programlar var, minimum seviyede çalışıyor bazı bilgisayarlar. Çünkü o bilgisayar o programı kaldırmıyor. Onu kaldırabilmesi için ona uygun olması lazım. İşte ruhla beden arasındaki ilişki de bu derece birbirine birebir uygunluk gerektiriyor. O yüzden burada yani ruhun özelliklerinin ortaya çıkması da yani sadece bilgisayarın özelliğinin ortaya çıkması programa bağlı değil, programın özelliğinin ortaya çıkması da bilgisayara bağlı. Yani mesela ruhun diyelim tatma duyusu var. Fakat bedenle buluşmazsa o tatmayı gerçekleştiremiyor. Tat alma duyusu. Potansiyeli var. Ama tat almaya dair ne olması lazım? Fonksiyonları olan bir bedene, bir yapıya ihtiyacı var. Veya işitmek için ona dair bir yapıya ihtiyacı var. Bir alete ihtiyacı var. O da bedende. Ama ona göre yapılması lazım. O yüzden ruhun bir önceliği var. Fakat sizin asıl sorunuz şu. Ruhun bedene girmesi. Şimdi bu girme çıkma tabirleri de tam aslında birebir uygun değil. Çünkü şimdi şu bitkiler üzerinden düşünelim. Mesela bitkide inşa olurken önce bir bedeni inşa oluyor diyelim. Ondan sonra yaprak aşamasına geliyor. Mesela renk var ama koku yok. Çiçeğe geldiğimiz zaman hem renk var hem koku var. Sonra meyveye geldiğimiz zaman hem renk var hem koku var hem tat var. Yani bu geliştikçe aslında fiziki beden geliştikçe fiziki bedenin gelişmesiyle birlikte becerileri de gelişmiş, açılmış ve çalışmaya başlamış oluyor. Yani fiziki bedenden bir anlamda tamamen müstakil ayrı bir ruhtan bahsetmiyoruz. Fiziki bedeninle birlikte bir anlamda çalışan, gelişen bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden
önce bir anlamda ruhun olması lazım. Ruha ruha uygun olan ruha uygun fiziki bedeniyle buluşması lazım. Mesela şöyle söyleyelim. Bizim ruhumuz ne zaman üfleniyor ana rahminde? 10. haftada üfleniyor, değil mi? Yani dünyaya geldikten sonra bizim fiziki vücudumuz tamamen inkişaf ettikten sonra ruhumuz bize yüklenmiyor. Ruhun bedeni, fiziki yapının inşası ve gelişmesi de ruhla birlikte oluyor. O yüzden toprağın altını, dedik ki kabir dedik, ana rahmi gibi dedik malum. Toprağın altını, gayb alemini, ahiretteki toprağın altını kastediyorum. Biz çekirdek aşaması olarak düşünecek olursak, yani biz oradayken, kabirdeyken ruh bize verilmiş oluyor. Ve orada nasıl ana rahminde ruh geliyor, dünyaya gelmeden önce geliyor ve orada inkişaf etmeye başlıyor. Öyle de bize ruhumuz toprağın altındayken geliyor ve ruh geliyor. Onunla birlikte fiziki yapı inşa olmaya ve ahirete hazırlanmaya başlıyor. Ne diyor? Cennet mümin için kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe veya kafir için cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hatta münker ve nekir geliyor, bizi hesaba çekiyor bir anlamda. Fakat asıl hesap gününü diriltildikten sonra, dünya, yani ahirete çıktıktan sonra. Münker nekir gelmiş, zaten hesaba çekmiş, ne olduğu belli. O zaman hesap gününün dehşeti nerede kaldı? Hesap günü dehşetinin olmasının sebebi, ahirette dirildikten sonra, fiziki yapında dirildikten sonra, gözünü açtıktan sonra ne oluyor? Kabri adeta unutuyorsun. Çoğu insan için. Mesela Allah Resulü diyor ki, ana rahminde insan sayıtsa sayıttır, şaki ise şakidir. Fakat dünyaya çıktığın zaman sen ana rahmini unutuyorsun. Ana rahmindeki mesele, anne karnını hatırlayan var mı? Yok. Öyle de bir anlamda kabiri hatırlamamış oluyorsun. Kabir orada senin bir bilinçaltı müktesebatın olarak bir anlamda devam ediyor. Yani demekmiş şu, ana rahminde ruhun üflenmesi gibi, yani dünyaya çıkmadan önce ruhun gelmesi gibi, haşre uyanmadan önce ruhlar aslında geliyor. Toprağın altında buluşuyor. Neyle buluşuyor? Çekirdekleriyle. Yani zerrat asiyeleri ve esasiyeleriyle ahirete ait yapısını inşa edecek o çekirdekleriyle buluşmuş oluyor. Çekirdek aşamasında buluşmuş oluyor yani. Nasıl zigot aşamasından hemen sonra insan işte 10. haftadan sonra ruh üfleniyor. İşte o kademeye geldiği zaman da ahirette daha toprağın üstüne çıkmadan ruhlar üflenmiş oluyor. Evet. Allah razı olsun abi. Teşekkür ediyoruz. Birkaç tane daha, yani bayağı bir soru geliyor bu arada. Yani hani zamanımız olduğu müddetçe, yani bir çok da uzatmadan bazılarını sormak istiyorum en azından. Evet. Şöyle bir soru var. Kabir komşuluğu nasıl olacak tam olarak? Müslümanların olduğu yere defnedilmeyen Müslümanlar huzursuz mu geçirirler vakitlerini diye bir soru var. Yani tam anlamıyla bir huzursuzluk demeyelim de, şimdi bu dünyadaki komşuluğu düşün. Sağında solunda bir insanlar var. Tamam, sen böyle şöyle mesela şimdi evimizdeyiz. Herkes evlerine kapandı. İşte stoğunu yaptı. Düşün, sen stoğunu yapmışsın. Diğer taraftan da sağdan ve soldan da insanlar aç birden. Rahat edebilir misin? Edemezsin. Şimdi öyle de bunu, böyle bir durumu var yani. Evet, kabir komşuluğunun böyle bir durumu var. Yani bizzat senin rahatsız olman değil ama o komşuluktan, onların ızdırabından ızdırap duymak gibi bir şey söz konusu. Evet. Şöyle bir soru var. Ahirette diyor, hakkımızı helal edebilir miyiz? Evet, edebiliriz. Hatta Cenab-ı Allah negoşiyet edecek yani. Mesela sevdiği bir kulu var ama kul hakkı var. Cenab-ı Allah o kulu için pazarlık yapacak diğer şeylerle. Hadislerde var. Birkaç tane gördüm bu sorudan. Ölümden sonra kalp ve ruh bağlantısı kopuyor mu diye birkaç kişi böyle bir soru göndermiş. Fizik bedeninle bir anlamda bağlantın kopuyor, evet. Fizik bedeninle bağlantın kopuyor. Ama sonradan dediğimiz gibi tekrar iade ediliyor yani ruhlar.
Biliyorsunuz ahirette uyandığımız zaman, yani fiziki olarak uyandığımız zaman sorulduğu zaman siz ne kadar kaldınız dendiği zaman bir gün ya da daha az kaldık denecek. Yani 1 milyar sene de olsa kıyamette kadar, haşirde uyanmaya kadar. Bunu şuna benzetebiliriz. Öldünüz, mesela gece yattınız. Rüyaya girdiniz. Rüyada böyle çok uzun geçmiş gibi pek çok şey hissedebilirsiniz. Ruhlar alemine açıldınız hatta. Çok uzun şeyler yaşadınız. Ama kalktınız. Kalktığınız zaman nasıl çok az, hatta bayıldığınızı düşünün. Böyle 1 sene, 2 sene kaldığınızı düşünün. Yani ayıldınız. Mesela soruyorlar o bayılıp ayılanlara, böyle çok uzun süre komada kalanlara soruyorlar. Ne kadar? Yani 1 gün veya 2 gün geçti zannediyor maksimum. İşte öyle de uyandığın zaman nasıl olacak? Orada çok uzun gelebilir ama uyandığın zaman çok kısa gibi gelecek. Yani beklediğin süre fiziki olarak çok kısa gibi gelecek. Yani. Evet. O kabirde kopmuş oluyor, evet, ruhlar aleminde. Kabirle alakalı bayağı sorular gelmeye devam ediyor. Kabir azabı nasıl olacak? Bazen beden yakılıyor. Yani mesela bu Amerika'da da var, başka kültürlerde de var. Hı-hı. Kabir azabında da acıyı çeken ruh olacaksa neden tasvirler beden üstünden yapılmış diye bir soru var. Evet, güzel bir soru. Aslında ruh, yani ruh ruhen çekecek. Fakat bilemiyoruz. Yani o ilişkileri, her şeyi bilemememiz o işin olmadığı anlamına gelmiyor. Dediğiniz gibi aslında ruh, fakat buradaki fiziki yönler önemli. Mesela Üstad Hazretleri Peygamber Efendimiz sünneti olduğu için tırnaklarını ve saçlarını dahi gömüyor. İnsandan aslında çıkan her şeyin toprağa gitmesi lazım. Yani toprak çok önemli bir unsur. Çünkü topraktan alınmışız, toprağa gitmesi lazım. Bu temel bir espri. Bizim her şeyi tam olarak mental olarak, bilimsel olarak anlamamamız onun olmadığı anlamına gelmiyor. Fizik bedenle ruh arasında çok kuvvetli bir ilişki var. Ruh dediğimiz mesele, şimdi mesela Üstad Hazretleri diyor ki, ruh çıktığı zaman, hani ruh bahsi ayrı bir bahis ama artık vücudu mevhibe-i Rabbani dersiniz, vücudu hakani dersiniz, neyse. Berzah alemine gittiği zaman, hani ghost filmlerinde de olur böyle bir şey, böyle ruh böyle çıkar falan. O diyor ruh değildir aslında. O diyor ruhun berzah aleminde, yani ruhlar aleminde kullandığı ayrı bir vücududur. Nasıl bu alemde biz fiziki bir vücudumuz var. Melekut alemine geçtiğim zaman, berzah alemine geçtiği zaman ahirete geçmek için bekleşen ruh kafileleri diyor. Ervah kafileleri. Yani ervah gelmiş, berzah alemine gelmiş, ahirete geçmek için bekliyor. Kapısı açılsın diye bekliyorlar. Oraya uygun bir şeydir diyor. Asıl ruh onun da içinde de. Ruh nedir? Gulu ruhu min emir Rabbi. Gul diyor. De ki ruh alemi emirdendir. Emir ne demek? Yani biz bakın alemi gaybı anlatırken alemi emir diyoruz. Ruh alemi emirdendir. Emir yani. İlim cinsinden bir şeydir. Yani mesela bir kod yazıyorsunuz. Kod yazarken ne yazıyorsunuz? Emir yazıyorsunuz aslında. Şuradan şuraya git, bunu al. Olmadıysa geri dön, oradan şunu al. Kod yazıyorsun. Yazılım yani, program. Ne dedik? Ruh programı yani. Mesela bir genetik şeyi alın, çekirdeği alın, çekirdeğin içinde veya anne karnındaki ilk zigotta o şeydeki düşünelim, o protein yapısını düşünelim veya DNA'ları düşünelim. Ne yazılı? Kodlar yazılı yani. Yani insanın hem fiziki bedenini orada yazılı, ilim cinsinden yazılı, enteresan bir şekilde genetik olarak, hem de karakterin de yazılı. Mesela tipin, yakışıklılığın, boyun vesaireden yazılı. Şimdi görüyoruz ki aslında zihinsel mesela becerilerin vesairelerin de genetiğinde yazılı. Hatta karakterlerin yazılı. Demek ki bu fizik yapısıyla, yani çünkü çekirdek dediğimiz şey de, genler dediğimiz şeyin de sonuçta fizik bir yönü var mı? Var. Yani çok küçük de olsa fizik bir yönü var mı? Var. İşte ilim cinsinden bir şekilde yazılı. Şimdi bir bilgi var, bir de kod var. Kod yazıldığı zaman artık fiziki bir yapısı var yani. Kod, bilgi, soyut bir bilgi olmaktan çıkıp yazı haline geldiği zaman ne olmuş oluyor? İster istemez bir fizik yapısı olmuş oluyor. İşte o fiziki yapıyla şey arasında, yani şöyle söyleyeyim, ben mesela bir ilmim var zihnimde. Onun bir bilgisi var.
Bir de onu benim konuşmam var, bir de yazmam var. Yazdığım fiziki yapıyla, yani karakterlerle benim bilgim arasında bir ilişki var mı? Çok kuvvetli bir ilişki var yani. Öyle de ruhla fiziki yapımız arasında çok kuvvetli birbirini, çok kuvvetli bir ilişki var. Zaten 3 sohbet yapacağız. İkinci sohbette bu konudan başlayarak devam ederiz inşallah. Şöyle birkaç tane daha soru soracağım. Belki 5-6 dakika daha. Ondan sonra inşallah bitirelim. Çünkü o şekilde söylemiştik. Şöyle bir soru gelmiş. Üstad Hazretleri bir yerde ölülerden bize feyiz gelebilir diyor, demiş kardeşimiz. Ne demektir ve nasıl anlamalıyız? Evet, yani malum ruhlar ölmüyor yani. Ruhlar baki. Öbür tarafa gittiğimiz zaman ne oluyor? Bazı ruhların belirli şeyleri var. Diyelim hareket alanları var. Bazılarının hareket alanları daha sınırsız. Mesela tasarruf sahibi büyük zatlar diyoruz, veliler diyoruz. Bunlar da ruh. Bu nasıl gidiyoruz? Bir alimden ilim öğreniyoruz, değil mi? Bilgi öğreniyoruz. Öyle de bu serbest ruhlardan da feyiz almak ve ilim almak mümkün. Onlar tasarrufları devam ediyor. Cenab-ı Allah müsaade etmiş. Mesela Hazreti Hızır'a nasıl müsaade etmiş? Hazreti Hızır nasıl ölmüyor? Hazreti Hızır tabii fizik olarak da ölmüyor. Kıyamete kadar devam edecek. Ondan istifade edebiliyoruz. Bazı zatlarda ba'del memat vefat ettikten sonra tasarrufları devam ediyor. İrşatları devam ediyor. İmdatları, hatta imdat etmeleri, yardım etmeleri de devam ediyor. O yüzden feyiz alabiliriz yani. Onların feyizlerinin kanalları var. En birinci kanalları nedir? O zatların. Onlara dua edilmesi, dua ettiğiniz zaman, manevi bağışlar yaptığınız zaman doğrudan tesir etmiş olur. Yani önemli bir nokta dua edilmesi. İkincisi onların evratlarının okunması, yazdıkları evratlarının okunması. Onlar şifrelerdir, onların ruhlarıyla bir anlamda irtibata geçilmiş olur. O evratları vasıtasıyla. Üçüncüsü eserlerinin okunmasıdır. Dördüncüsü de onların miraslarının, yani bıraktıkları yoldan bir anlamda o metotların takip edilmesi, devam edilmesi. Bunlar da şeydir. Yani onlarla irtibat adına kuvvetli şeylerdir. Ama öncelikle dua edilmesi ve evratlarının okunması doğrudan ruhlarına mesaj, bir anlamda e-mail atmış olursunuz yani onlara. Evet. Son belki bir iki soru alalım abi. Mahşer meydanında günahlarımızı ve sevaplarımızı ölçen terazi nedir? Nasıl bir şeydir diye bir kardeşimiz sormuş. Evet, onu bilemiyoruz. Yani çok bildiğimiz zaten çok az şey var da. O terazi nedir? Cenab-ı Allah'ın adaletidir. Yani adaletinin bir anlamda tecessüm etmesidir. Tecessüm etmiş şekilde görülmesidir. Herkesin aslında vicdanı, insanın vicdan dediğimiz şey, onun ruh mekanizmasında kurulmuş öyle bir terazidir. Eğer bir, nasıl ki terazi bozulunca tartı da bozuluyor, mizan da bozuluyor. Öyle de insanın vicdanı tefessür ettiği zaman o terazi yanlış ölçmeye başlıyor tabii. Bir anlamda o da, o terazi dediğimiz mesele de bu tür bir mekanizmanın tecessüm etmesidir, cisimleşmesidir yani. Her insan bilir ki bir kötülük yaptığı zaman onun kötülük olduğunu hisseder yani. İyilik yaptığı zaman onun iyilik olduğunu hisseder. O yüzden her insana o terazinin kurulması, aslında dedik ki her şeyimiz kaydoluyor. Nereye kaydoluyor? Kendimize kaydoluyor. Kendi hafızamıza, kalbimize, ruhumuza kaydoluyor. Ve o kaydolacak zaman orada o kayıtlar oradan çıkarılacak. Kendi dosyandan, kendi vücudundan, kendi hafızandan çıkarılacak. Orada gösterilecek. Ve o büyük terazide
bir anlamda kamusal bir vicdan gibi orada olacak ve orada tartılacak. Hayırları çoksa, sevapları çoksa bir tarafa ama değilse öbür tarafa ayrılacak. Son bir soru abi, son olarak alıyorum. İnsanlar belirli bir karakter ve kişilikte yaratılıyorsa ve de dış etkenler insanın kontrolü dışında karşısına çıkıyorsa, doğum yeri, aile durumu, karşılaşılan insanlar gibi, insanın yaptığı seçimler kendisinin sayılır mı? Bunlar üzerinden ahirette nasıl yargılanabilir diye bir soru var. Şüphesiz. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela Allah Resulü'nün çok güzel bir duası var. Diyor ki bu dini diyor iki Ömer'den birisiyle teyit et diyor. Biliyoruz ki birincisi ki Hazreti Ömer öyle dermiş. Duasında önce beni zikretmeseydi İbn Hattab'ın durumu ne olurdu dermiş. Birincisi Ömer bin Hattab ki Efendimiz diyor ki eğer bir peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu diyor. Dinin ikinci halifesi, İslam'ın ikinci halifesi Efendimizin peygamber olacak vasıfta bizzat olarak vasfettiği bir zat. Diğeri kim? Ebu Cehil. Bu hadisten anladığımız esprilerden birisi şu. Ömer bin Hattab'la Ebu Cehil eşit potansiyelde karakterler, insanlar. Yani tesirleri, kabiliyetleri, istidatları, hem istidatları, kabiliyetleri hem tesirleri itibariyle toplumdaki yönleri itibariyle de öyle o karakterde insanlar. Ve bulundukları toplum da aynı toplum. Aynı toplumda neşet etmişler. Fakat birisi Hazreti Ömer oluyor. Birisi ne oluyor? Ebu Cehil oluyor. O yüzden Üstad Hazretleri diyor ki her nevin medar iftihar, Ebu Cehil kavmin firavunudur malum. Her nevde diyor, her türde diyor böyle hususi efratlar, fertler bulunur ki eğer onlar diyor hayır yönünde yani hareket etseler, hani 24. sözde anlatılan mesele, nevlerinin medar iftiharları olurlar. Eğer yapmazlarsa, ters yönde hareket ederler kendisine medar şahametleri olurlar. Buna Üstad Hazretleri mesela eğer diyor imtihan yurdu olmasaydı Ebu Bekirlerle, elmas ruhlu Ebu Bekirlerle ne diyor? Kömür nispetindeki Ebu Lehebler. Mesela Hazreti Ebu Bekir'le de Ebu Cehil'i değil de Üstad Hazretleri Ebu Leheb'i kıyaslıyor. Demek ki Hazreti Ömer'le hadiste geçtiği üzere Ebu Cehil arasında böyle bir duble durum olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir'le de Ebu Leheb arasında böyle bir şey var. Yani o yüzden kabiliyetler dediğimiz, verilmiş potansiyeller dediğimiz meseleler bıçağın iki yüzü gibidir. İki tarafa da kesebilir yani. Blade'dir. İki tarafa da keser. Potansiyeller böyle olduğu gibi sosyal durumlar da öyledir. Sosyal durumlar ne? Senin terakkine sebep olabilir imtihanlar. Senin tedenine sebep olabilir. Birileri secde eder, melek olur. Birileri secde etmez, şeytan olur. Yani o yüzden potansiyeller ve verili durumlar ve onların neşet ettiği şeyler artıya da gidebilir, eksiye de gidebilir. Bu tamamen senin iradeni hangi yönde, hangi istikamette kullandığınla alakalı, niyetinle alakalı bir mesele. O yüzden sorumludur yani insan.